kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. İyi günler. Başımdan geçen olayları yazmak istedim. Yaşadığım çok şey var. 2012 yılında bir kaza geçirdim. 4 sene boyunca ayağa kalkamadım. 19 yaşındaydım. Annemle yaşıyordum. Annem baktı bana. Ama ben annemin son çocuğuyum. Annem yaşlıydı. Bazen seslenirdim duymazdı. Kalkıp kendim alamazdım istediğimi. Ben çok kötü bunalıma girdim o zaman. Geceleri hep ağladım. Hiç yürüyemeyeceğimi düşündüm. Yaşım da çok gençti. Arkadaşlarım gezer dolaşırdı, içim giderdi. Hiç gülmemeye başladım. Ama isyan da etmedim, içime kapandım. Namazımı kılıyordum, hem de yattığım yerden. Dua ediyordum iyileşmek için. Sağlık elden gitmeden kıymetini bilen yok. Sürekli yatmaktan oturmayı bile arar oldum. Günün birinde de hayatım değişti. Gece çok susamıştım. Bağırdım bağırdım annem beni duymadı. Yanımda su var ama yetişeceğim mesafede değil. Uğraştım uzanamadım. İçim de çok doluydu. Başladım ağlamaya. Su için ağlamıyorum. Her şeyin birikimi ağlatıyor beni. Neyse kapı açıldı. Karanlıkta annem sandım. Bağırdım bağırdım duymadın dedim. Yirmili yaşlarda bir kız girdi içeri. Seni duydum. Sana yardım etmek için geldim dedi. Kimsin sen dedim. Sandım ki annemin bir tanıdığı, komşu bizde kaldı. Gece de sesimi duyup geldi. Adını söyledi. Suyu uzattı, içtim. Işığı açmasını rica ettim. Yok böyle bir güzellik. Aşık oldum resmen. Sen bizde mi kaldın? Annemin nesi oluyorsun sen? Misafir olduğundan haberim yoktu. Bugün biraz erken uyumuştum dedim. Annen beni tanımaz dedi. Korkmaya başladım. Korkma benden. Ben sana yardım edeceğim. Su istersen artık benden iste dedi. Bu sefer korkarak sen nesin? Sen kimsin dedim. Kendimi iyice geriye doğru çektim. İnsan olmadığını ve bir cin olduğunu söyledi. Herkesin bir cini varmış. Benimki bana gözüktü. Müslümanmış. Hep beni izliyormuş. İbadetlerimi çok beğenmiş. Ve bana yardım etmek istemiş. Anlatması zor. Hem bilmediğin bir varlık hem de çok güzel. Korkmak mı, aşık olmak mı bu arada gidip geldim. Benden uzaklaştı. Sen alışana kadar uzakta duracağım. Yanına yaklaşıp seni korkutmayacağım dedi. Bir süre ona baktım. Kendi içimde sindirdim. Beyniniz alışıyor bir süre sonra. Varlığını kabul ediyor. Şaşkınlık geçiyor. Yaklaştı bir iki adım. Hala korkuyor musun dedi. Biraz geçti ama hala titriyorum dedim. Beni insan gibi kabul et. Yanına hep böyle geleceğim zaten. Sizden biriymişim gibi dedi. Sonra kapıdan çıkıp gitti. Yalnızlıktan, mutsuzluktan hayal gördüğümü düşündüm. Hem korktum hem sevindim. Nasıl anlatılır ki? Öteki akşam yine gelmesin mi? Anneme suyu yakın koy demiştim. Sürahiyi yaklaştırmış, bardak yine uzakta kalmış. Uzanmaya çalıştım. Alamayınca sürahiyi kafama dikmek istedim. Üstüm başım batacak. Sabaha kadar üstüm ıslak olacak. Biliyorum. Sürahiyi aldığım zaman kapı açıldı. O kız geldi. Adını söylemeyeceğim onun. Bardağı uzattı. Birazcık alıştım ona. Yanıma, yatağıma oturdu. Geçecek. Tüm bunlar geçecek. Bunlar senin günahlarına kefaret olacak. Yürüyeceksin sonunda. Sabret dedi. Gözlerindeki o umut ışığı var ya beni hayata bağladı. Ayaklarıma dokundu. İnanır mısınız? Dokunduğunu hissettim. Benim bacağım pek hissetmez normalde. O günde su verip gitti kapıdan. Üçüncü günde geldiğinde ben deli gibi aşık olmuştum. Korku da hala devam ediyordu. Kolay değil ki alışmak. Geldi yanıma kıvrıldı. Ben burada seninle yatmak istiyorum dedi. Sen gerçek misin dedim. Işığı açıp kapattı. Ben gerçeğim ve senin yanındayım dedi. Kafamı tavana çevirdim. O şekilde yanımda o varken uyumuşum. Ama sabah yoktu ve bir gece inanılması güç bir şey oldu. Kız bir gece geldi. Gezmek ister misin dedi. Nasıl gezeceğim? Dalga mı geçtin şimdi benimle dedim. Sen gezmek isteyip istemediğini söyle. Bu yeter dedi tabii ki istiyorum. En büyük hayalim yürümek dedim. Bacaklarıma dokundu. Sonra bacaklarım karıncalanmaya başladı ve hareket edebildim. Beni kucağına alıp uçurmaya başladı. Evden çıktık. Gökyüzünde uçtuk. Ruhum mu çıktı anlamadım. Çok hafiftim. Rüzgarda sallanan bir yaprak gibiydim. Rüzgar nereye eserse oraya uçtum. Güzel mi dedi. Kalbim duracak ben rüyada mıyım dedim ve tam o anda yatağımda uyandım. Rüyaymış. Saat gece 2-3 sularıydı. Onu bekledim. Adıyla seslendim. Kapıdan girdi. Sen rüyamı biliyor musun dedim. Acaba rüya mıydı diye güldü. Ben uçtum mu gerçekten dedim. Mutlu olduysan gerisinin ne önemi var dedi. Bu sırrı çözemedim. Rüya aleminde mi gittim, gerçekten beni götürdü mü bilmiyorum. His çok güzeldi. Hareket edebilmek çok güzeldi. Rüya olsa bile. Bana iyileşene kadar yardım edeceğini söyledi. Başka bir gün de götürdü beni. Bu sefer onların alemine gittim. Ve yürüyerek. Etraf tozluydu. Önümü görmekte zorlandım. O tozların arasında yürüdükçe karşıma değişik varlıklar çıktı. Şerliler miydi bilmiyorum. Bana zarar vermediler. Yanımda hep o vardı. Namaz kılanları gördüm düzük bir yerde namaz kılan cinleri. Onların da önünde bir imam vardı. Selam verdikten sonra bana baktılar. Gel kardeş, aramıza katıl dediler. Kıza baktım, kafasıyla onayladı. Yanlarına doğru yürüdüm. Oturmam için yer açtılar. Simsiyahlardı. Ben farklıydım. Hepsinin parmağında bir yüzük vardı. Gümüş bir yüzük, üzerinde de bir işaret var. Biri çok korkunçtu. O kadar heybetliydi ki yüzüğü bana verdi. Bunu tak. Bunu taktıktan sonra sana kimse zarar veremez. Bu yüzük hangi kabileye bağlı olduğunu gösterir. Sen bizden olduğunu söylemiş olursun dedi. Ben yüzüğü taktım. Herkesin yüzü gülüyordu. Yemek getirdiler. Kız da her zaman yanımdaydı. Yemeklerini yedim. Bana o kadar iyi davrandılar ki sürekli hizmet ettiler. Ben evden çıktığımda geceydi ama orası gündüzdü. Ben orada kaldım ve ikindi namazı vakti geldi. Ben onların zamanında, onların yerinde olduğum için namazımı eda ettim. Bunun da cevabını hiçbir yerde bulamadım. Onların yerinde onlara göre namaz kılınır mı diye çok araştırdım. Neyse namazımızı eda ettik. Herkes birbiriyle tokalaştı. Namaz tebriği gibi Rüküye gitmek, secdeye gitmek ne kadar güzeldi. Bunun bile kıymetini anladım. Namazdan sonra cinin birisi Kur'an okudu ve ben dahil herkes gözyaşlarına boğuldu. Mükemmel bir sesti. Okuması bittikten sonra bunun sevabını sana hediye ediyorum dedi. İyileşmem için okumuş, dua ettiler benim için. Ondan sonra da ben hep o aleme gitmek istedim. Çünkü orada yürüdüm, koştum, özgürlüğü tattım. Bana şimdi özgürlük ne deseler sağlık derim. Yürümek, koşmak budur özgürlük. O aleme çok gittim. Giderek de o kıza bağlandım. Kokusu bile bana yetiyordu. Benimle uyumaya başladı. Hep yattı yanımda. Yardım etmeye devam etti. Onun yanımda oluşu benim için her şeydi. Tarifi yok ki bunun. Imkansız aşk. Ona evlenip evlenemeyeceğimizi sordum. Olamaz dedi. O da beni seviyordu. Yürüyemediğim halde seviyordu hem de. Bir bardak suyu alamazken seviyordu. Bu gerçek aşk değil mi? Yüzük hep parmağımdaydı. Annem sordu nereden geldi bu yüzük diye. Geçen arkadaşım ziyaret etti ya o getirdi dedim. Kurcalamasını istemedim konuyu. Hiç çıkarmadım yüzüğü. Kazanın üzerinden dört sene geçti. Onların aleminde hep Kur'an okundu bana. Namaz kılındı. Ve ben mucizevi bir şekilde iyileşmeyi başardım. Sinirlerim ölmüşken yürümeyi başardım. Düzeldi ayaklarım. Hissetmeye, bacağımı kaldırmaya, indirmeye ve destekle yürümeye başladım. Devam ettim. Her gün evin içinde yürüyüş yapmaya çalıştım. Bacak kaslarım yatmaktan erimişti. İlk ayağa kalktığımda başım döndü. Yürümeyi unutmuşum düşünün halimi. Ama Allah'a şükürler olsun yürüdüm. ''Şimdi belli oluyor yürüyüşümden rahatsızlığım ama destek almadan yürüyebiliyorum. En önemlisi bu. Namazımı kılıyorum. Buna da şükür. O hala yanımda, benimle beraber. Beni hiç terk etmedi ki. İnsan olsa o halde yüzüme bakar mıydı? Çoktan terk etmişti. Evlenemeyeceğiz, kabullendim ama seveceğim. Arşık olmak günah mı? Zihnimde onunla evli olduğumu düşünmek günah mı?'' Sonra annemi kaybettim. Tek başıma yaşıyorum. Evde benden başka insan yok ama onlar var. O kız da geliyor, onun ailesi de geliyor, arkadaşları da geliyor. Hepsini görüyorum. Pantolonumu giyinmemde bile yardım ediyorlar. Ben o evden taşındım. Eşyaları yerleştirmeme bile yardım ettiler. Bana görünüşlerinin insandan hiçbir farkı yok. Evimin altında market var sık sık ihtiyaç oluyor oraya gidiyorum. Kasiyer kızla da arkadaş olduk artık. Üst katta kaldığımı ve bekar olduğumu biliyordu. Bana ürünlerde indirim olunca sana haber verebilirim. İstersen bana numaranı ver dedi. Çok gereksiz. Ben her gün geliyorum zaten. İndirim olursa görürüm. Uzakta değilim ki. Yine de kalbini kırmak istemedim. Numaramı verdim. Tahmin ettiğim gibi akşam yazdı. Rahatsızlık vermedim inşallah. Halini hatırını sormak istedim yazmış. Bunu bana yazdığını görünce kıskandı o da. Ben ona gösteririm şimdi hali hatıra deyip gitti. Kıza bir şey yapacak diye çok korktum. O kadar kıskanç ki gözü hiçbir şeyi görmez. Sonra geldi artık sana yazamaz konuştum dedi. Ondan sonra markete her indiğimde kaçacak yer aradı neredeyse. Göz göze gelmemeye çalıştı. Kıza ne yaptı, ne etti söylemedi bir şey ama kız korkmuş belli ki. Benim evlenmem imkansız o yüzden. Zaten ben de istemiyorum. Onu seviyorum. Başkasını istemiyorum. Evlenemeyecek de olsam yanımda olmasını istiyorum. Bana dua ederek iyi ettiler beni. Hakları üzerimde çoktur. Bu kabile iyi bir kabile ve çok da güçlüler. Yüzüğü takıp onların aleminde gezdiğimde kimse bir şey diyemedi bana.'' yanımdan bakmadan geçtiler. Şimdi yanımda hikayelerinizi açıyorum, beraber dinliyoruz. Bana sarılıyor, uzanıyoruz ve sizin hikayelerinizi açıyorum. Bir aydır böyleyiz, ben de yazmak istedim. Bana sizinle ilgili çok şey söyledi. Hikaye dışında onları size anlatırım. Şimdilik herkese söyleyebileceğim sizin iyi biri olduğunuz. Diğerlerini özel konuşmak isterim. Hikayemi yayınlamasanız da canınız sağ olsun. Ha, şimdi sakın yanındaki kız yayınlayıp yayınlamayacağını bilmiyor mu demeyin. Çünkü geleceği kimse bilemez ki. O da öyle söylüyor. Ama şimdi beni sevmeyenleri veya kötülük düşmanlık edenleri söylüyor. Ben de ona göre uzak duruyorum. Zaten az arkadaşım var. Onlarla da ayda yılda bir görüşüyoruz. Evime gelmek isteyen pek olmaz. Çalışıyorum, işe girdim. Akşam geliyorum o evde. Çok mutlu oluyorum. Ben şizofren değilim. Öyle yorumlar görmek istemem. En büyük kanıtlarından biri parmağımdaki yüzüktür. Diğeri kasiyer kızım benden bir anda uzaklaşmasıdır. İyileşmemdir. Yaşadığım mucizelerdir. Yıllardır değişmiyor hep aynı görüntüde. Kıyafeti değişiyor ama kendinde en ufak bir değişiklik yok. O çok uzun yaşayacak.'' Bense en fazla 30 sene daha yaşarım. Ne olacak o zaman? O da benden başka kimseyi sevmeyeceğini söylüyor. Ömrünün sonuna kadar. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşunca yatak, hoşçakalın.